Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane bir şey yapmaya devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Çöplüklerin içinde uyuyoruz, resmen sürünüyoruz ve bu o kadar efsane bir şey ki. Çünkü bu seride fakir olmak acayip keyifli. Hangi seriden bahsettiğimi biliyorsunuz. Ufak, mini, yavru küçük bir seri. Arkadaşlar, fakir çocuğu hatırlıyorsunuz değil mi? En son hani tekerlekli sandalye bulmuştu ve dilenci taklidi yaparak bayağı para toplayıp Bugatti almış. Hatta güzel kızı sevgilisinden ayırıp kendisine manita yapmıştı. Aa, şundan bahsediyorum. Bakın ne yapıyor şu an? Çöplükte yatıyor. Peki ne oldu? Arkadaşlar, kıza taklidi verdi ve kız da gitti bunu polise şikayet etti. Bütün mal varlığına çöktü. Çocuk son anda kurtulmayı başardı ve sokaklara tekrardan düştü. Gördüğünüz gibi yine fakir, yine rezil bir durumda ve bugün başına öyle bir şey gelecek ki arkadaşlar. Öyle bir şey gelecek ki hepimizin bir ara çocukken istediği, lan olsa ne güzel olur be dediği bir şey yaşanacak. Peki ne yaşanacak? Elbette başlıktan okuduğunuz gibi harika bir nesne bulacağız ve bu nesne sayesinde hayallerimiz gerçek olacak. Neyse, daha fazla spoiler. Tamam, evet. Evet, tamam. Evet, haklısınız. Hadi başlayalım. Of of. Yemin ediyorum video hazırlamak zor. Ah, ya ulan ya. Her şey güzel de acıkmak kötü ya. Gerçekten. Bir de insan Bugatti'ye bindikten sonra bir garipsiyor oğlum ya. Tamam iyi de tamam. Aa, gideceğim şimdi yemek bulacağım çöpten. Arkadaş, ne biçim bir mide var? Gazın gazın bitmiyor. Gar 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 gar. Üf ya. Yine düştüm buralara. Ulan ya. Alacağın olsun ya. Yemin ediyorum alacağın olsun kız. Adını hatırlayamadım. O kadar nefret etmiştim senden. Ya ilk başta iyiydi. Gittim buna da bir tane Bugatti aldım. Sarı. Sonra kırmızı aldım. Sonra mavi aldım. Dedim ki bak mis gibi, bir de yeşil alayım. Harika olur. Kız ne güzel işte takılıyordu. Sonra beni polise ihbar etti. Ya yapılacak iş mi? İnsan hiç sevgilisini, Bugatti alan sevgilisini polise verir mi lan? Oğlum böyle bir şey yok ya. Benim çöp araştırmam lazım, çöp. Yiyecek var mı acaba ya? Bu ne lan? Hmm, lezzetli görünüyor. Saadettin abinin kusmuğu. Nereden kokusunu alsam tanırım. Ulan az kalsın yiyecektim ya. Oğlum rezalet bir yerde kalıyorum. Rezaleti ya. Benim buradan kurtulmam lazım. Ulan acaba bir tane daha öyle tekerlekli sandalye bulup zengin olabilir miyim? Zor bir ihtimal ama keşke bulsam. Ulan oğlum buraları hep lootlamışlardır ya. Bana bir şey kalmamıştır ki. Bu elektrik tesisine girmeyi sevmiyorum ama şu arkada bir boşluk var. Oradan şuraya geçebiliyoruz. Bakın. Taktik izleyin şimdi. Hoppa! Buna taktik diyorum işte. Burayı genelde fazla almıyorlar. Buranın çöpleri bana kalıyor. Ya burada genelde gençler hamburger falan yiyor. Biraz artığı falan kalıyor. Böyle ketçap, metçap, mayonez. Oğlum. Yemişler bak burada. Var mı lan mayonez? Aa, biraz var. Ulan. Bir hafta önce kilosu 10 bin dolar olan özel gaz etinden yiyordum. Şimdi geldiğimiz hale bak. Resmen gaz gibi yolundum. Ne demişler? Kızlara fazla güvenmeyeceksin. Ve sırtına asla bir kıza... Aa! Tüm paket lan! Hamburger! Yüce Allah'ım! Beni gördük sonunda. Lan içi boş. Ya! Hamburger paketinin içi boşsa niye böyle güzel paketliyorsunuz kardeşim? İnsanların hayalleri var ya. İnsanların umutları var. Ulan bari çöp tenekesine bakayım da. Belki buradan bir yiyecek, içecek bir şey çıkar. Bunda bir şey var mı acaba? Ulan aranıyor diyor. Hadi ya. Boş mu? Yok Arçel. Şaka şaka. Yapmayacağım o espriyi. Yapmayacağım, hayır. Direneceğim. Allah kahretsin ya. Bakalım bunda ne var. Hadi oğlum sen de artık boş çıkma ya. Lütfen. Pişt. Hey, hey. Hadi, hadi ulan. Lan bir çeyreklik çık lan. Ha? Kim lan o? Çöp tenekesinden mi geldi lan o ses?
Ne oluyor oğlum? Şşt, cin mi var, kedi mi var? Çık lan! Ne istiyor? Hey! Çöp tenekesini tekmeleme! Buradayım evlat, yaklaş! He? Efendim dayı? Kapının arkasından geldi sesin galiba. Efendim? Lan hay babayın çarap çanağına! Yerdeyim evlat, yerdeyim! He? Yerde misin? Neredesin? Oğlum açlıktan barıncalarla falan mı konuşmaya başladım lan ben? Ne yapıyorum ya? Vallahi hiç sağlıklı değilim. Yemin ediyorum açlıktan gözüm döndü herhalde. Allah'ım otla böcekle falan konuşuyorum galiba. Millet beni deli sanacak anasını satayım. Ne otu evlat? Ben konuşuyorum ben. Sopa sopa. Görmüyor musun? Değnek. He? Sen mi konuşuyorsun? Anam sen canlı mısın? Elbette ki canlıyım evlat. Beni sahibim, büyücü Harry, uçarken kaybetti. Cebinden düşürdü galiba lanet olası. Gelip geri almadı da. Benim evime dönmeme yardımcı olursan sana istediğin her şeyi verebilirim evlat. Ben sihirli bir değneğim. Ben de Adriana Lima'yım. Ya oğlum hayal gücüm yemin ediyorum iyice arşa çıktı. Hangi Harry? Potter mı? Aa, tanıyor musun sahibimi? Oğlum yemin ediyorum kafa gitti benim galiba. Lan yerde bir değnek gördüm. Harry Potter'ın değneği sanıyorum. Ve konuşuyor ilginçtir ki. Ya oğlum açlık neler yaptırıyor insana. Ya dayı yürü git Allah'ını seversen. Aa bak dayı diyorum kendi kendime konuşuyorum. Yalancısın lan sen. Canlı değnek mi olur oğlum? Demek bana inanmıyorsun. Dur o zaman kanıtlayayım evlat. Hokus pokus abrakadabrus hamburgerus spavrus. Arkana bak. Hokus pokus abrakadabrus hamburgerus spavrus ne lan? Yok Spiderman. Ananın? Spiderman'i. O gerçekten hamburger mi? Evet evlat. Big menü. Kocaman. Anam harbiden kocaman. Müsaadenle dede. Hamburger is out. Oha evlat. Ne kadar da açmışsın. Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. Sen 2 haftalık açlık nedir bilir misin dede? He? Üstelik 2 hafta önce Bugatti'ye biniyorken. Hayır evlat. Bilmem. Lakin hamburger çağırmayı bilirim. O zaman sana 10 tane hamburger. Abrakadabra hokus pokus. 10 tane hamburgerus. Acilen geleus. 10 tane hamburgerus. Geleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hamburger! Woohoo! 10 tane hamburger! 10 tane hamburgerim oldu! Lan! Harbiden sihirli bu! 10 tane hamburger! 10 tane hamburger! Yazık! Artık ne yaşadıysa hayvan gibi yiyor. Çocuğum yavaş boğulacaksın! Kusura bakma dede! Bunca yılın birikmişliği var. Tıkandım dede. Bunları yiyemeyeceğim. Şaka lan şaka. Dede şunu da sen ye istersen doydu. Oha! Hamburger soykırımı yaşandı resmen evlat. Abrakadabrus okus pokus. Hamburgeris bana gele kuz, ben onu yiye kuz. Yok artık. Harbiden yiyecek mi lan? Anam hamburger yürüdü lan. Aa! Hayatımda ilk defa hamburger yiyen sihirli değnek gördüm. Gözlerim görmeseydi de görmeseydim. Bu isteğini yerine getirebilirim evlat. Abrakadabra okus pokus. Çocuk artık görmeye... Hayır lan hayır dur. Tövbe de. Göreyim. Ben görmek istiyorum bu güzelliği. Allah'ım, sonunda hayallerim gerçek oldu. Dede, bak seninle bir anlaşma yapalım. Ben senin sahibine geri dönmende yardımcı olayım. Ama sen bugün ben ne istersem yerine getir. Sonra senin dönüşe bir ara bakarız. Bana bak evlat, beni kötüye kullanmayacağına dair söz verirsen sana güçlerimi bahşederim. Yalnız bir şartla. Beni sahibime mutlak surette geri götüreceksin. Ayıpsın dede. Götürmeyen en adi o...
O zaman konuşulur. O zaman konuşuruz. Dede sen süper güçlüsün. Sen kendi kendini götüremiyor mu ya? Yok evlat. Sahibim olmadan güçlerim sınırlı. Bir tek şapkadan tavşan hamburger mamburger yani. O kadar. He anladım. Yani sahibin olmadan güçlerin sınırlı. Tamam o zaman dede. Sana benden söz. Sahibine seni mutlak suretle döndüreceğim. Lakin önce birazcık seninle takılalım değil mi? Artık sahibimsin evlat. Beni sahibime götürene kadar dilediğin her şeyi yapabilirim. Her şeyi. Her şeyi mi? Her şeyi. Abrakadabra hokus pokus, dattırı dattıt dattıt, velakus dediğin zaman her şey çıkar. Anladım. O iş kolay onu derim yani. Şimdi seni şuraya doğru doğrultup abrakadabra hokus pokus bir Amerikan doları spawn olakus. Dede? Olmadı mı? Oldu ama duvara sıktığın için para sekti. Para sekmesini istiyorsan duvara sıkmaya akuz. He, öyle mi? O zaman köşeye sıkalım dede. Abrakadabra hokus pokus. Van Amerikan dolarus spavnus. Anam! Amerikan doları çıktı ki... Lan! Amerikan doları! Evlat yalnız 100 Amerikan doları çağırdım. Uyar mı? Dede! Allah senden razı olsun. Sen hep 100 dolar çağır. Lan! İnanamıyorum. 100 dolar! Ne demek evlat? Sen şimdi 1 dolar deyince ben hangi dolar anlayamadım. Özellikle 1 dolar değerindeki deseydin 1 dolar çağırırdım. Boş versene dede! 1 doları ne yapayım? Şunu şuradan yoink diyelim de başka birisi görüp almasın. Ya dede, bugün 1 dolarla ne alabilirsin ki? 1 dolar yetmez. Bana 100 dolar çağırman daha iyi. Abrakadabra. Hokus pokus. Bir Amerikan doları çağırakus. Dede sen anladın, 100 dolar çağır. Düştü mü lan? Aa düştü. Bat, 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 bat. Şuna bakın lan. Darphane gibi para basıyorum, şuna bakın. Dede çok iyi. Yapma lan yeter yoruldum. Yorulmazsın dede. Sen büyülüsün ya. Aa sana koyar mı bu işler? Bas 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 bas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1. 15 bin lira bastım az önce. Dede çok kral adamsın. Paralara bak. Oğlum bununla yapamayacağım şey yok. Bununla çok büyük hayallerim var. Çok büyük hayallerim. Hayırdır fakir oğlan? Niye geldin ha? Yoksa paran bitti yine sayısal loto mu oynayacaksın? Ben sana dedim oğlum senin zihniyetin fakir fakir. Sen adam olmazsın. Şimdi üstün başın yine yırtık fakirlemişsin. Kusura bakma lotodan artık o kadar para çıkmıyor. 1 doların varsa oyna yoksa çık lan cacık ciğeri. Ne lotosu be adam ne lotosu? Loto dediğin fakirlerin işi. Ben marketten istediğim her şeyi almaya geldim. Bu da cebimdeki para. Bugün market benim. Marketi kapatıyorum lan. Hatta satın alıyorum. Her şeyi yiyeceğim. Anam. Paralara bak lan. Nereden buldun cacık ciğer? Yine mi loto oynadın? Yok. Bu sefer kumar değil. Bu sefer ki helal para. Teşekkür ederim. Rica ederim dede. Ne dedesi lan? Ne diyorsun oğlum? Ya sana ne Allah Allah sana ne? Çok konuşma da al paranı çık git. Dükkanı kapatmadın mı ya? Aa, ister ebe derim ister dede. Yürü lan. Sana hesap mı vereceğim? Aa, paramıza rezil oluyoruz ya. Bu nedir kardeşim? Aferin fakir oğlan. İyi yaptın. Yalnız bütün gün para bastın. 8 saat boyunca 100 dolarla para basıp market kapatmak mıydı vizyonun? Ya ne yapayım dede Allah Allah ne yapayım? Acıktım anasını satayım ya. Yemek yemeyelim mi? Kusura bakma. Ben yemek yemeyince kafam çalışmıyor. O yüzden birazcık şuradan yemek yiyeceğim. Şimdi kafam çalışır. Kusura bakma bizde böyle. Karnımız doymadan kafamız çalışmaz. Asıl isteklere şimdi geçeceğiz dede. Çok cıvıtma da. Şşş rahat ol o iş bende. Ya dede diyorum ki şuraya acaba bir tane Lamborghini Sian mı çağırsak? Abrakadabra hokus pokus
2021 model Lamborghini Sian Çağrakuz. Dede öyle atmak zorunda değildin ama. Duvara çarptır dedim. Evet dedin. Siyanlardan biri Allah yoluna gitti. O zaman şu ara sokak en iyisi. Hem kimse de görmez. Abrakadabra, okus bu. O ne oluyor lan orada? Abrakadabra, okus pokus. Lamborghini Sian 2021 Çağrakuz. Wow! Harbiden geldi. 2021 model Lamborghini Sian. Akıllara ziyan. Ah çalıştı. Vay yavrum vay. Dede. Yapıyorsun bu işi. Oğlum şuna bak. Lan. Lamborghini Sian'ım oldu. Hiç çalışmadan Lamborghini Sian aldı. Ulan keşke gün boyunca 100 dolar basmak yerine 2-3 tane çağırıp satsaydım lan. Kafama tüküreyim. Karnım aç olunca aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama şimdi aklım başımda. Dede. Hazır videonun sonuna geldik. Seni de bugün götüremeyeceğim. Ben markette uyuyacağım biraz yemek yiyip. Ya burası çok mu yalnız? Yanıma bir arkadaş mı çağırsam? Ne dersin? Deyne kus ben kus. Yok canım, ne münasebet, estağfurullah. Deyne kus arkadaşus. Okus pokus abrakadabra. Yanıma bir tane güzel manita. Dede ne yapıyorsun? Anam karıyı yaktın dede. Abrakadabra okus pokus. Günahus günah günah. Dede, sana harbiden dede dedik hacı çıktın ya. Lütfen karışma. Abrakadabra okus pokus. Güzel bir arkadaşız. Tercihen bunun gibi güzel. Çağırtırmayacak değil mi? Dede sen çağırana kadar ben çağıracağım. Ah işte budur. Gel güzelim. Geldim canım. Hoş geldin. Yalnız ambulans ve polis geliyor galiba. Dede, cesetleri yok eder misin? Videonun sonuna geldik de. Suç ortağın yaptın ama beni. Abrakadabra okus pokus, cesetler yok olukuz. Allah razı olsun. Ve videonun sonu. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bu... Dede Lamborghini? Ne yaptın dede? Arkaya sakladım oğlum çalınmasın diye. Mahalleyus tehlikeyus. Haa. Allah razı olsun kuz. Takip et güzeli. Ulan var ya. Acayip güzel oldu ha. Bu değnek sayesinde istediğim her şey gerçek olabilir. Lakin şimdilik Lambo ile iki tur atıp markette yatmak istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi süper değneğim sayesinde istediğim her şey ayağıma geldi. Hey yavrum hey. Ay ben striptiz kulübünde takılıyordum. Ne ara buraya geldim? Abrakadabra okus pokus. Bu kadını dünyanın en aptal kadını yapakus. Ay hayatım. Hastayım sana. Bak şimdi daha mantıklı konuşmaya başladı. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te fakir çocuğun hayatında resmen bir değnek sayesinde hayatımız değişti. Harry Potter'ın asasını bulduk ve gördüğünüz gibi artık istediğimiz her şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Çocuk önce yüzlük banknotlar basmayla başladı. Daha sonrasında ise kendisine market satın aldı, Lamborghini çağırdı ve bir de kız arkadaş buldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizin elinizde böyle bir güç olsaydı neler dilerdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ne diyorsunuz? Sizce bu değnekle daha neler isteyebiliriz? Videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ulan seni adam yerine koydum ya. Hata bende sahtekar Ronaldo. Hata. Oğlum başlasana. Oh my god. Arkadaşlar hile yaptı gördünüz mü? Resmen başlıyorum gibi yapıp başlamadı. Oh my god. Sende turbo varsa bizde de var lan. Bizde de. Oh my god. İzleyin arkadaşlar. Altımda Apollo Intenza.
Yarışlar geçiyor heyecanla. Sahtekar Ronaldo boyladı mezarı. Kaybetti krala. Oh my god. Yarışların kralı Ronaldo.